Hayırlı günler. Size de Rasim Bey. Tahsin Paşa'mızın vaziyeti nasıl? Bugün daha iyi. Şükür, çok şükür. Demek onun o müşfik kalbi bunca kedere katlanamadı. Siz nasılsınız peki? Burada rahat mısınız? İyiyiz elhamdülillah. Burası pek bir soğuk. Yazlık saray olarak yapılmıştı. Ara sıra şömine yansa da ısınmak için bir çare düşünülmemiş. Kader böyleymiş. Demek ki ben de son nefesimi annem gibi Beylerbeyi Sarayı'nda verecekmişim. Tiri Müjgan Kadın Efendi burada mı vefat etmişti? Öyle Rasim Bey. Annem emanetini Rabbime burada teslim etti. Ruhu şad olsun. Amin. Tasvir-i Efkâr'ı okudunuz mu? Yine uzun uzun benden bahsetmişler. Bilmem ki benim gibi köşeyi inzivaya çekilmiş bir adamdan ne isterler. Hurafelerle dolu. Okudukça şaşıyorum. Kendini savunamayacak bir adama saldırmaları adaletsiz değil mi? Müdafaa vasıtası olmayan şehirlere top bile atmazlar. Benim evrakım mı vardı? Kiminle hangi günlerde ne konuştuysam hepsi orada yazılıydı. Eğer o evrakım elimde olsa bütün iddialarını çürütebilirim. Lakin kalleş yüzleşmeyi sevmez. Savunmasız bir anında yakalayıp sırtından bıçaklar seni. Baba, baba beni götürecekler. Kim götürecek o? Nereden çıkardın bunu? Yok öyle bir şey. Hünkârım. Hünkârım, abidimiz götürecekler bizden. Hünkârım, koparacaklar. Dışarıda askerler bekliyor götürmek için. Rasim Bey. Rasim Bey. Bu hususta bir bilginiz var mı? Nedir mesele? 3 gün evvel içtima eden hanedan komisyon kararı. Bugünkü gazete neşredildi. Henüz görmemişsiniz belli ki. Hürşit Paşa hem Nurettin Efendi'ye hem de Abid Efendi'ye vasi tayin olmuş. Kendisinin vasiliğinde oğullarınız Avrupa'ya tahsil için gönderilecekler. Bu nasıl hadsizlik? Nasıl terbiyesizlik? Ben daha ölmedim. Hem ölsem bile biraderi Selim Efendi var. Diğer hanedan azaları var. Hürşit Paşa kim? Hürşit Paşa kim? Müsaade edin, vazifemizi yapalım. Gidin buradan! Gidin buradan! Oğlumuzu alamazsınız, gidin buradan, çıkın! Gidin buradan! Yazılı emir var. Çocuğu götürmeye mecburuz. Hünkârım! Aman efendim, iyi misiniz? Hünkârım. Hadi gel Abid Efendi. Bırak! Anneni babanı daha bırak. Fazla üzme. Bırak. 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 Hayır. Bırak. Hayır. Bırak. Hayır. Bırak anasını. Hayır. Bırakın. Hayır. Bırakın. Hayır. Bırak. Hayır. Bırak. Hayır. Bırak. Hayır. Buran! Hayır! Abi! Komisyonun emri var. Ver evladımı. Yapacak bir şey yok. Ver evladımı! Ver evladımı! Mecbursunuz. Hiçbir şeye mecbur değiliz. Evladımı benden alabilmeniz için beni öldürmeniz gerekir. O komisyona deyin ki evladımı almaları için benim ölüm emrimi çıkarsınlar. Thank you.
biliyordum. Bir işler çevirdiğini biliyordum. Pederim, biliyordum. Her şey senin yüzünden. Her şey senin yazdığın mektup yüzünden. Her şey senin yazdığın mektup yüzünden. O mektubu yazdığında geri geleceğini biliyordum. Beni saçma sapan yollara sürükleyeceğini biliyordum. O yüzden numara yaptım. Eğer ayaklarım tutmuyor gibi görünürse beni saçma sapan yerlere sürükleyemezdin. Çünkü benim tek zayıf noktam sendin. Benim tek zayıf noktam sendin. Tek zayıf noktam sendin. Sendin. Tek zayıf noktam. Sebahattin. Sen de diğer talihsizler gibisin. Sizler kendinizi fil olarak görüyorsunuz. Lakin her biriniz fillerin ayakları altında ezilen çimenlersiniz. Bunu öğren. Tevfik Paşa da, Rıza Paşa da Necip Melhame'yi gördüler. Lakin irtibata geçmediler. Hünkârım, geriye üç isim kaldı. Mahmut Paşa, Sadrazam Paşa ve Esat Paşa. Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Lakin böyle elimiz kolumuz bağlı değil. Selim Efendi'ye gidiniz. Ondan bir isim istiyoruz. Mason azalarından birinin ismini. Başüstüne hünkârım. Aferin hünkârım. Malumunuz kardeşinin bulunmasını şart olarak koşmuştu. Ancak o takdirde Mason azaların isimlerini vereceğini vaat etmişti. Malumum paşa. Lakin henüz kardeşine ulaşamıyoruz. Mason paşa da ulaşamıyordur. Telgraf hatları kesik. Selim Efendi'den sadece Mason azalarından birinin ismini istiyoruz. Ki oyunumuzu ona göre kuralım. Bize Mason azalarından birinin ismini versin. Diğerleri teminat olarak yine onda saklı kalsın. Bir gidip konuşunuz. Başüstüne hünkârım. Necip Paşa'nın otelin önüne gittim. Kendisini takibe aldım. Fakat bu takip pek uzun sürmedi. Neden? Senin takip ettiğini mi anladı? Hayır. Kendisini otelden çıktıktan sonra takip etmeye başladım. Fakat davranışlarında bir gariplik sezdim. Necip Paşa otelden çıktıktan sonra bir süre yürüdü. Sonra elini sakalına götürdü. Ve ardından hızlıca oteline geri döndü. Arkasından baktığımda sakalın sarkmış olduğunu gördüm. Sakalın altında bir sakal daha vardı. Nasıl yani? Takma sakal kullanır mı söylüyorsun? Evet. Aa, kendi sakalının üstünde niye takma sakal kullansın ki? Peki siz bana bu adamın kimse tarafından tanınmadığını söylemiştiniz. Evet, hiç kimse tanımıyor. Ne kadar ilginç. Bütün tuhaflıklar bir adamda toplanıyor. Victor! Derhal Karasu'yu buraya çağır. Emredersiniz.
Kim o? Benim. Şehzade. Ne oldu? Sakalım yerinden çıkmış. Onu düzeltmeye geldim. Dikkatli olmalısınız. İfşa olmamanız gerek. Tertibe konuştuğumuz gibi devam edeceğiz. Mahmut Paşa, Esat Paşa ve Sadrazam Paşa ile de temasa geçeceksiniz. Hünkârımızın bir arzusu daha var. Sizden bir mason azasının ismini istedi. Hünkârımızın arzusu bir tertip yapmak. Tek bir isim istiyoruz sizden. Mihail. Skalyer'in yeğeni. Selanik'te bir tüccar. Mason azalardan biri o. Yalnız anlaştığımız gibi kardeşim kurtulacak. Merak buyurmayın. Biz bir söz verdiysek yerine getiririz evvelallah. Ali? Uyuyor muydun? Kaç saattir ortada göremeyince seni merak ettim. Benim gitmem lazım. Ali'ye dur. Silah sesleri duyuldu. Hiçbir yere gidemezsin. Ne? Silah sesi mi? Evet. Lakin merak etme. Bu defa biri yakalanmış. Stefano. Sen yaptın. Biliyordun kaçacağımı. Beni uyuttun. Ne yaptınız ona? Ne oldu Stefano'ya? Tamam. Tamam, sakin. Bırakıyorum silahı. Geri çekil. Uzaklaş buradan. Fatma Sultan'ı bırak. Onu almadan hiçbir yere gitmem. Bana Aliye Sultan'ı getir o halde. Hayır. Aliye Sultan'ı getirirsen Fatma Sultan'ı bırakırım. İkimiz de sultanlarımıza kavuşmuş oluruz böylece. Aliye Sultan'ı getirsen bile fazla uzağa gidemezsiniz. Yakalanırsınız. Her şeyi ayarladım. İkimizi de bir daha göremeyeceksiniz. Delik başa. Stefano beni öldürecekti. Ne? Tevfik Paşa beni kurtarmak için vurdu onu. Öldürdünüz onu. Ölmedi lakin cezasını çekecek. Şimdi zindanda. Amcama gidip münasip bir dille bütün vaziyeti anlatacağım. Ali'ye. Bak o adam bizim düşmanımız. Sana da bana da zarar verecekti. Lütfen artık anla. O bana asla zarar vermez. Beni seviyor. Bana asıl zarar veren sensin. Bana bir daha sakın kardeşim deme. Ben senin kardeşin değilim. Senden nefret ediyorum. Eyvallah kardeşim. Vallahi 7 koyun kesip yoksullara dağıtacağım kumandanım. 7. Sebep?
E adam vardı. Ne için? Bay Martin'in ölümündeki hakikat ortaya çıksın diye. E ölümünden evvel hünkârımıza gönderdiği mektupla da hakikat ortaya çıkmış oldu şükür. Eyvallah, Allah kabul etsin. Amin kumandanım, sağ ol. Lakin biz yine de o mevzuyu defterimizden silmeyeceğiz. İlla soracağız hesabını. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selam. Hayrolsun İshak Efendi. Ali Osman'ın tedavisine nasıl devam edeceğimizi sormak için geldim. Yani hekim konağında mı, sizin evde mi? Ona göre hazırlıklara başlamak istiyorum. O meseleyle alakalı hazırlık yapmanıza gerek yok İshak Efendi. Nasıl yani? Ali Osman'ın tedavisiyle alakadar olmayacaksınız. Sadece hekimler bakacak o işe. Bu kararı almanıza sebep olan şey ne Eşref Bey? Senin yüzünden başımıza gelmedik kalmadı. Verilmiş sadakamız varmış ki Mehbare bacıyla Ali Osman'ın başına bir şey gelmedi şükür. Lakin olacakları ben nereden bilebilirdim ki? Mehbare Eşref abiye haber verelim dediğinde biz hallederiz dediğin için başımıza bunlar geldi. Bakın Eşref Aziz Bey. Kararım katidir İshak Efendi. Ali Osman'ın tedavisiyle alakadar olmayacaksınız. Bu kadar. Hünkârım. Kızım, geçmiş olsun. Büyük bir badire atlatmışsınız. Sağ olun hünkârım. Tevfik Paşa olanları anlattı. Siz de meselenin evveliyatını, hadisenin nasıl bu vaziyete geldiğini anlatın. Hünkârım, bu adam bana daha önce babamın sahte doktor raporlarını getiren adam. Ben sizinle konuşup hakikati öğrendikten sonra bir daha kendisiyle görüşmedim. Kendisi bu sırada Aliye ile irtibat kurmuş. Naime ve Aliye'nin borsa işine girmesine sebep olan, Naime'nin haberlerini gazetede yaptıran da zannediyorum ki o. Zannettiklerimizden emin olacağız, cezasını keseceğiz. Tevfik Paşa'm, sorgusunu bizzat siz yapınız. Kimlerle iş tutmuş? Neler planlamış öğrenin. Emredersiniz hünkârım. Hünkârım, müsaade ederseniz meseleyle ben de bizzat alakadar olmak isterim. Peki kızım. Siz bildiklerinizi Tevfik Paşa'ya anlatınız. Tevfik Paşa da bildiklerini size anlatsın. Neticesinden beni haberdar ediniz. Size itimadım tamdır. Sağ olun. Aliye Sultan'la görülecek muhasebeyi size bırakıyorum. Ablası olarak sizin söyleyeceğiniz sözler benim söyleyeceğim sözlerden daha az canını acıtır. Bay Kasar, acil demişsiniz. Umarım mühim bir şey yoktur. Zira yataktan fırlayıp geldim. Senin uykundan çok daha kıymetli şeyler var bak Karasu. Şu Necip Paşa, kendisini takibe aldım. Fakat adamdaki gariplikler bitmiyor. Sakalının takma olduğunu fark ettik. Hı? Takma mı? Evet. Kendi sakalı üstüne takma sakal kullanıyor. Sence garip değil mi? Evet. Seni buraya şu Necip Paşa'nın kardeşi için çağırdım. Masam azası Selim Paşa. En son ne zaman konuşmuştun onunla? Uzun zamandır bir haber alamadım malum. Artık payitahttayız. Onunla mutlaka irtibata geçmemiz gerekiyor. Maalesef artık bu pek mümkün değil. Zira telgraf hatlarında bir tamirat varmış. Uzun süredir şehrin bütün telgraf hatları kesik. Abdülhamit yine yeni bir oyun oynuyor ama nasıl bir oyun oynadığı konusunda en ufak bir fikrim bile yok ve bu beni son derece rahatsız ediyor. Bay Karasu, hemen herkesi seferber et,
ne olduğunu öğrenmek istiyorum. En ufak bir ipucu bulmam bile benim için çok değerli. Sen de saray tarafıyla ilgilen. Şu Necip Paşa'nın ardındaki sırrı mutlaka çözmeliyiz. Hünkârım. Gel evladım. Selim'le görüştüm. Bir isim vermesi gerektiğini söyledim. Çaresizliğini anladı. Bir isim verdi. Evet. Mason o azalardan biri. Mihail. Scalieri'nin yeğeni. Cleanti Scalieri. Biraderimi masonluğa kabul eden adam. Bana suikast tertipleyen adam. Yeğeni de gaflet içinde. Hünkârım, bu konuda ne emredersiniz? Derhal Selanik'e haber gönderesin. O adam tutuklansın, payitahta getirilsin. Emredersiniz. Paşa, sizde devlet arşivinde Mihail'in fotoğrafı var mı bakın. Varsa gazetelere mason azalarından Mihail tutuklandı diye ilan verilsin. Emredersiniz hünkâr. Ne yapmak istiyoruz hünkâr? Oyun oynuyoruz evladım. Kedi fare oyunu. Onlar fare gibi kaçacak, delik arayacaklar. Lakin nihayetinde bizim pençelerimizin altında kalacaklar. Dışarı çık! Paşam benim. İndirin silahınızı. Evvela gece vakti hanımda ne işin var onu söyle. Sonrasına ben karar vereceğim. Müşkül bir mevzum var. Bir ricada bulunacaktım size. Konuş. Öz yeğenimle alakalı. Şahsi meseleleriniz beni alakadar etmez. Hayırlı geceler. Eşref Aziz de mevzuya dahil. Abdülhamit'in eli kanlı katili. Yeğenimin babası. Elim kolum bağlı paşam. Çocuk çok hasta, çok kötü durumda. Emniyeti yok. Böyle büyümemesi lazım. Hala sadede gelmediniz. Bunun devletle ne alakası var? Eşref Aziz'in kılıcında kaç milletin kanı var biliyorsunuz değil mi paşam? Ermeni, Rum, Bulgar. Hepsi Osmanlı tabası. Ama Eşref Aziz onların canını almaktan geri durmuyor. Yemekte birlik içinde yaşayabiliriz demiştiniz. Sizinle aynı düşüncedeyim. Ama Eşref Aziz gibi katiller Abdülhamit'in maşası olmaya devam ettiği sürece bu kavga ne zaman bitecek? Böyle bir katili can evinden vurarak başlayabiliriz hesap sormaya. Aynika, benden ne istiyorsunuz? Aldığım malumata göre Edirne valisiyle muhabbetiniz pek muhtevermiş efendim. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Canın sıkkın gibi. Neyin var? Sonra anlatırım kızım. Sabahattin'e ulaşabildin mi? Evet, ulaştım. Neredeymiş? Mahmut Paşa'nın konağında bir mahzende. Mahmut Paşa onu orada esir etmiş. Şu Mahmut Paşa da evladına karşı iyice vahşileşti. Peki şimdi nerede? Kendini zehirledi. Ne? Sabahattin intihar mı etti? Öyle hakiki bir intihar değil.
benden ilaç istedi. Mahmut Paşa'ya karşı bir tertip hazırlayacakmış. Eğer bana ihtiyaç yoksa bir müddet burada kalmam icap ediyor dedi. Pekala. İstediği gibi olsun. Karışmayalım. Bilmeyelim bile. Bir süre orada kalsın. Şimdi sen söyle. Nedir canını sıkan senin? Mason biraderimiz Selim Paşa. Kendisiyle mühim bir meseleyle alakalı görüşmem lazım. Lakin uzun süredir telgraf hatları devre dışı. Bir türlü irtibat kuramıyorum. Ama ona mutlaka ulaşmam lazım. Gözüm kör olsaydı da sizi görmeseydim. Sakin ol teyzeciğim, sakin. Ay, kulaklarım sağır olsaydı da oğlumun bu yalanını duymasaydım. Ya validem, ben size yalan söylemedim. Sadece hakikati saklamış olabilirim. Kani, doğruyu söyle bana. Benden gizli Naime Sultan'la buluştun mu, buluşmadın mı? Yahu buluştum, buluşmasına da ne o benim söylediklerimi duydu, ne de ben onun söylediklerini duydum. Bir anda etrafımızı çalgıcılar, çiçekçiler sarıverdi. Sonra biz sustuk. Gözlerimiz konuşmaya başladı. Ateş bacayı sarmış desene. Ah benim güzel oğlum, biricik oğlum gitti, gitti elimden gidiyor. Hani sen Naime Sultan'ı seviyor musun gerçekten? Annenin karşısına geçeceksin. Diyeceksin ki ben Naime Sultan'a sevdalıyım, onunla evleneceğim. Ya bana Naime Sultan'ı alırsın ya da ben bu evden giderim. Ben Naime'yi seviyorum anne. Naime ile evleneceğim. Buna engel olamaz. Ne dedin sen? Ya bana Naime'yi alırsın ya da bu evi terk ederim. Fena oluyorum ben. Ay fena oluyorum. İlerce yok bu neler. Vallahi bundan sonra böyle anne. Naime ile iyi geçineceksin. Sık sık ziyaretine git. Hediyeler götür. Gelinin o senin ya. İyice kaynaşın. Bundan sonra biz bir aile sayılırız. Neler diyor? Hünkârım, müsaade buyurursanız kendi ellerimle yaptığım kahveyi ikram etmek isterim. Zahmet buyurmuşsunuz evladım. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Eline sağlık. Pek güzel olmuş. Afiyet olsun hünkârım. Hünkârım. Mason azası Mihail'in fotoğrafına ulaştık. Emrettiğiniz üzere gazetelere bir prova baskısı yaptırdım. Âlâ. Derhal bunu gazetelere verin, basılsın. Hünkârım, affınıza sığınırım. Bunu yaparak ne umuyoruz? Muradımız nedir? Paşa evvela haini bir odaya kilitlemiş olacağız. Mason Paşa köşeye sıkıştığını düşünecek. Selim Efendi'nin bizim elimizde olduğu kanaatine varacak. Sonrasında da biz Selim'le yeni bir plan hazırlayacağız. Anlıyorum hünkâr. Emredersiniz. Paşam, mazur görün. Bir meseleyi danışmak istemiştim. Sonra paşa, sonra. Devlet işi beklemez.
Gel. Dışarı gel. Pederim. Bırak artık şu oyunu. Çok konuşma. Uzun zaman oldu. Baba oğul vakit geçiremedik seninle. Bir yere gideceğiz. Sen biliyor muydun? En başından beri. Mahmut Paşa ne istediyse o. Bir bilsek Mahmut Paşa'mız ne istiyor. Mahmut Paşa'nız ikinizin de zevzeklik yapmamasını istiyor. Ver. Bunları giy ve benimle gel. Demek ki Sebahattin bir müddet Mahmut Paşa'nın yanında kalacak, öyle mi? Evet, evet. Anlattığım gibi. Ya kendisinin Mahmut Paşa'ya karşı bir takım tertiplerinin olabileceğini düşünüyorum. Nihayetinde onların geçmişten beri pederiyle aralarında bir çekişme hep vardı. Peki ya Selim Paşa meselesi? Kendisiyle irtibata geçebildin mi? Herhangi bir iz, bir işaret? Maalesef. Maalesef. O kadar uğraştım, çabaladım. Ancak kendisine dair en ufak bir malumat edinemedim. Ay. Esat Paşa hayırdır? Nedir bu telaş? Mihail adında Selanikli bir mason. Tanıyor musunuz kendisini? Locamızın azalarındandır. De, sen bunu nereden biliyorsun? Prova baskısı yapılmış bir gazete haberi gördüm. Tahsin Paşa'nın elindeydi. Mihail adındaki Selanikli mason yakalandı diyordu. Demek ki Abdülhamit adını öğrenmiş. Abdülhamit nasıl oluyor da böyle bir şey öğrenebiliyor? Selim Paşa sayesinde. Ya biz kendisine ulaşamıyoruz fakat ortalıkta meselelerin tam içinde bir takım garip hallere bürünmüş bir kardeşi var. Derhal herkesi topla. Yalnız Sabahattin bir müddet daha aramızda olamayacak. Gelemez. Mühim değil, o eksik olsun. Bacım buyur. Merhaba. Merhaba. Birine mi bakmıştınız ya da adres filan? Ali Osman'a baktım. Ali Osman? Siz kimsiniz hanımefendi? Ali Osman'ı nereden tanıyorsunuz? Eşref Bey beni tanır. Adım Lena. Ali Osman'ın teyzesiyim. Lena. Teyzesi? Teyzesi. Annesi Hayganoş'un kardeşiyim. Kapıyı açın. Buraya giremezsiniz. Ben Aliye Sultanım. Mahkumlardan birini ziyaret edeceğim. Açın. Maalesef sultanım. Tevfik Paşa'nın kesin talimatı var. Kimseyi zindana alamayız. Stefano! Stefano buradayım, duyuyor musun beni? Aliye? Stefano! Aliye, duyuyorum seni. Seni burada bırakmayacağım. Güven bana. Neden geldin? Ali Osman'ı görmeye. Burada. Payitahtta olduğumuzu nereden öğrendin? Bizim de kendimize göre haberci kuşlarımız var elbet. Kumandan. Yalnız mı geldin? Maalesef. Olayların ikinci yılında annemi de babamı da kaybettim. 4 ay arayla. Sekteyi kalpten. Başın sağ olsun.
Senin için yapabileceğim bir şey varsa söyle. Çekinme. Yapılmasını istediğim bir şey yok. Bilakis yapmak istediğim bir şey var. O da yeğenimi, Ali Osman'ı dünya gözüyle görmek. Ali Osman'ı görmene lüzum yok Lena. O iyi şükür. Var git yoluna. Sen benim yıllardır ablamın tek hatırası olan oğlunu, yeğenimi görebilmek için neler yaptığımı biliyor musun? Bize ablamla yaşattığın hasreti şimdi Ali Osman'la dindirebilme şansı varken elimde. Vazgeçer miyim sence? Kendimi burada yakarım ama Ali Osman'ı görmeden gitmem. Neler oluyor pederim? Bunu benim vasiyetim bil. Ben öyle sıradan insanlar gibi vasiyet bırakmam. Benim vasiyetim bu zarfın içinde. Eğer ben ölmeden bu zarfı açarsan hakkımı sana helal etmem. Baba, şu meseleyi doğru düzgün anlatır mısın? Ne oluyor? Öğreneceksin. Ben ölmeden bu anahtarı buna verirse senin canına çökerim. Merak etmeyin paşam. Alamaz. Çıkalım. Seni bu kadar kahreden şey ne? Anlat bana. O zindandaki adam kim? Seninle ne alakası var? Fatma. Gel sen anlat bana. Ali'ye neden bu kadar üzgün? O zindandaki adam kim? Aliye ile ne alakası var? Senin yaran nasıl oldu? Aliye çok yanlış bir arkadaş edindi. Bu yüzden acı çekiyor. Ben de o adamı Aliye'den uzak tutmaya çalışırken yaralandım. O zindandaki adam mı? Yoksa Aliye'ye bir kötülük mü yaptı? Yapacaktı. Lakin engel olduk çok şükür. Çok şükür.
Naime. Müsaade edersen kardeşimle biraz baş başa kalmak istiyorum. Tabii, elbette. Sağ ol. Aliye. Şu an çok zor geliyor. Biliyorum. Lakin geçecek. Hepsi geride kalacak, inan bana. Sana inanmak mı? Bir daha asla. Aliye. Sen beni takip ettirdin. Benim hususi eşyalarımı karıştırdın. Bana yazılan pusulayı okudun. Sonra da beni uyuttun. Ya ne yapsaydım? O alçakla kaçıp gitmene göz mü yumsaydım? Benim kararıma müdahale etmeye hakkın yok. O adamın ablanı öldürmeye kalkışacak kadar büyük bir cani olduğunu anlarsın diye düşünmüştüm. Lakin yanılmışım. Yalan söylüyorsun. Bu da mı yalan Aliye? Ha? Elbiseme dökülen kan benim kanımdı. Belki de beni inandırmak için kendin yaptın. Aklını yitirmişsin sen. Aklım başımda benim. Bize mani olamayacaksın. Stefano ile kavuşmamıza mani olamayacaksın. Duydum. Yanına zindana gitmek istemişsin. Görüyorum ki yine deneyeceksin. Asla vazgeçmeyeceğim. O halde bundan böyle o da hapsinde tutulacaksın. Bunu bana yapamazsın. Bana başka çare bırakmadın. Dur, hayır. Hayır abla. Aç şunu, beni burada bırakamazsın. Abla! Abla! Hoş geldin Eşref abi. Ali Osman. Canım benim. Kim yaptı sana bunu? Nasıl kıydılar? Bakışların aynı ablamın bakışları gibi, biliyor musun? Sıcacık. Masum, temiz. Teyzesim. Bak ben sana ne getirdim. Bak. Güzel mi? Oynayalım mı bununla beraber? قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Rabbil alemin el Fatiha. Amin. Amin. Allah razı olsun İsmail Hakkı Bey. Güzel Kur'an-ı Kerim'imizi pek güzel okudunuz. Allah razı olsun hünkârım. Mübarek üç ayların içerisindeyiz. Bugün birinci cüzü mukabeleyle okumuş olduk. İnşallah Ramazan-ı Şerif ayına bir hatim yetiştirelim. İnşallah. İnşallah. Hünkârım, Recep-i Şerif ayını uğurladık ve Şaban-ı Şerif ayına kavuştuk, hamdolsun. 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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadisi şeriflerinde Recep-i Şerif Allah'ın ayıdır. Şaban-ı Şerif benim ayım. Ramazan-ı Şerif ise ümmetimin ayıdır buyurmuşlardır. Bu aylar öyle mübarek, öyle kutlu aylar ki Rabbimizin bize bahşettiği mübarek beş kandil gecesinin dördü bu mübarek aylar içerisindedir. Evvela regaib gecesi bizleri karşılar. Ardından Peygamber Efendimizin Miraç'a yükseldiği Miraç gecesi. Onun ardından Berat gecesi. Ve en son olarak da Ramazan-ı Şerif ayının son 10 gününe gizlenmiş mübarek Kadir gecesi. Hususiyetle böyle vakitlerde çokça dua etmeliyiz. Regaib ve Miraç gecelerini geride bıraktık. Haftaya Berat kandili var. Bu mübarek geceyi çokça dua ederek karşılamalıyız. Mevlam ahirette beratımızı elimize alabilenlerden eylesin bizleri. Amin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem berat gecesi için Şaban'ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Gün geceye yaklaştığı vakit Allah gökyüzünde tecelli edecek. Ve yok mu benden af dileyen? Onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan da ona afiyet vereyim der buyurmuşlardır. İşte önümüzde böyle imkanlarla dolu bir gece var. Ancak gafil olanlar bu geceyi boş geçirirler. Ya Rabbi, eğer bizim ismimizi gafiller defterine kaydettiysen oradan sil. Amin. Bizleri sahil amel işleyen kulların arasına ilhak eyle. Amin. Bizleri sana aşık olan kullarının defterine kaydeyle. Amin. Yarın huzur-u mahşerde beratımızı elimize alanlardan eyle bizi. Amin. Ya Rabbi sen Rahim'sin, Rahman'sın, Gafur'sun, Hakim'sin, Aziz'sin. Sen bizi yoktan var edensin. Biz senin kullarınız. Asiyiz, günahkarız. Affına güvenip isyankar kulların arasına girdiysek bizleri bağışla. Amin. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Allahümme barik lena fi Recep ve Şaban ve belligna Ramazan. Amin. Teyze, ağlama artık. Ah Kâhi. Anneni düşürdüğün durumlara bak. Seni taşıyacağım mı? Taş taşısaydım. Sevinçten havalara uçacağına oturmuş ağlıyorsun. Oğlun hanedana damat oluyor. Daha ne istiyorsun? O kız sevmiyor oğlum, biliyorum ben. Geldiklerinde de böyle söyleme bak. Vallahi kaybedersin Kâhi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sultan. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kızım şerbetleri getir. Nasılsınız? Çok şükür. Siz iyi misiniz? Sağınız azvacıyız. Siz nasılsınız Sabuha Hanım? Biraz hasta gibi gördüm sizi. İyisin değil mi teyzeciğim? Çok iyisin. Çok iyiyim. Teyzem sizleri çok seviyor. Özellikle de sizin Naime Sultanım.
değil mi teyzeciğim? Çok seviyorum. Evde sürekli sizden bahsediyor. Güzelliğinizden, nezaketinizden, zarafetinizden. Hep bahsediyorum. Beni bu kadar sevdiğinizi bilmiyordum. Ben de. Önceden bilmiyordu. Yani teyzem buraya gelip gittikçe sizi tanıdı. Değil mi teyzeciğim? Öyle oldu. Şerbetler nerede kaldı? Hadi. Teyzem size bir hediye getirdi sultanım. Öyle mi? Ne zahmet ettiniz? Çok teşekkür ederim. Çok zarif, çok kibar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Sabah Hanım, neden ağlıyorsunuz? Mutluluktan ağlıyor teyzem, mutluluktan. Buradan nereye gideceksin? Ona göre çocuklar alakadar olsunlar. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Nasıl? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Burada kalıyorum. Burada kalamazsın Lena. Neden? Hem hayatımızda hem evimizde yer yok. O halde yer açmanız gerek kumandan. Yerimin saati bu vaziyetteyken hiçbir yere gitmem. O dediğin olmaz Lena. Burada kalamazsın dedim. Buradayım ve kalıyorum. Hayrola kumandanım? Bu nasıl geldi Osman payitahta? Kim kumandanım? Lena. Lena payitahta nasıl girer? Bunlar benle ve Hayriye ile hiç durmadan uğraştılar. Üstelik bunun aşireti devlete baş kaldıran Asi Ermeni aşiretlerinden. Ben de onu annesini ve babasını Edirne'ye sürmüştüm. Orada da süresiz mecburi ikamete mahkumdular. Nasıl olur da gelir payitahta? Nasıl? Merhaba. Adamların hazır mı? Ne yapacağız? Eşref'e saldıracağız. Hem de hiç durmadan. Müddeti dolmuştu çoktan. O Eşref'in canını kendi ellerimle alacağım. Şimdi değil. Öldürmeyeceğiz, sadece saldıracağız. Kışkırtacağız. Eşref'in bana verdiği ziyan ortada Mika. İntikamın vakti geldi de geçiyor. O adam bana ver artık. Kahvehanesine hanesine girip çıkıyorsun. Temasın var. Eşref ölecek. Ama ben istediğim zaman. Önce onda bir emanetim var. Onu alacağım. Nasıl ki mehbareyi sana getirdim. Eşref'i de öyle önüne atacağım. Ama biraz müsaade et. Önce bir hesabımı kapatayım. Sonra Eşref senin. Şimdi niçin ikinizi birden çağırdığımı merak ediyorsunuzdur. Doğrusunu istersen ben merak ediyorum babacığım, evet. Ben kahve içme huzurumuza Naime Sultan'ı da ortak etmek istediğinizi düşündüm hünkârım. Keşke bir fincan kahve içerek evlatlarımın ruhuna huzur dağıtabilseydim. Benim huzurum yerinde babacığım, çok şükür. Hazreti Mevlana, sıkıntı ve huzursuzluk mutlaka bir günahın cezası, huzursa mutlaka bir ibadetin karşılığıdır demiş. Demek ki sizin ibadetiniz bol ve sahi. Aslında tabii
biraz daha ibadet etmemi icap ediyor. Öyle mi? O halde aldığın karar seni rahatlatacak. Böylece ibadete daha çok vakit ayırabileceksin. Bundan böyle haremin idaresi Saliha Sultan'da olacak. Ben haremi idare ederken ibadetimi aksatmıyorum ki. Hem Saliha Sultan haremi idare etme konusunda epey tecrübesiz. Ben öyle düşünmüyorum. Saliha Sultan haremi layığıyla idare edecektir. Hizmet hünkârım. Saliha Sultan'la yaşadığımız tatsızlıklar, borsaya girerek yaptığım yanlış mı bu kararı almana sebep oldu baba? Belki de haremin idaresi sebebiyle kendine vakit ayıramadın kızım. Bu yüzden gaflete düştün. Bu yüzden böyle hatalar yaptın. Şimdi sadece kendinden mesulsün. İnşallah bir daha böyle hatalar, yanlışlar yapmazsın. İçeride söylediklerinizde haklıydınız, doğru söylediniz. Ben harem idaresi için tecrübesizim. Üstelik burada yeniyim de. Sizin fikirlerinize, tecrübelerinize ihtiyacım var. Bana yardım ederseniz mutlu olurum. Siz olamıyorsunuz. Lakin ben size karşı dürüst olayım Saliha Sultan. Siz harem idaresinde başarılı olun. İtibar kazanın diye size yardımcı olmayacağım. Hünkârımızın dilediği gibi aramızdaki husumetin bittiğini sanıyordum ben de. Bitmez. Bitemez çünkü aramızdaki her hadise sizin hakkınızda ne kadar yanılmadığımı gösteriyor bana. Hem haremin idaresini aldınız, hem de babamın gözünde küçük düşürdünüz beni. Sinsice ilerleyip amacınıza ulaştınız. Bu neticeye benim değil, sizin yaptıklarınız neden oldu, hatırlatırım. Siz de hemen fırsatı değerlendirdiniz. Gidip babamdan haremin idaresini istediniz. Hünkârımızın böyle bir niyeti olduğunu ben de sizinle birlikte yeni öğrendim. Hı hı. Tabii, elbette. Ben size yardım etmeye çalışıyorum Naime Sultan. Sizin yardımınıza da, şefkatinize de ihtiyacım yok Saliha Sultan. Yolumdan çekilin yeter. Gördüğünüz gibi tabaklarınızda sadece et var. Musevi koşer kaidelerini sıkıca takip ederim ve tatbik ederim. Museviler sofrada et mamulleri varsa asla sütlü mamul bulundurmazlar. Ben de bunu yapıyorum. Bay Kasel, bizde de bir tabir vardır. Etliye sütlüye karışmamak. Verdiğiniz bu misalle söz arasında bayağı bir benzerlik var gibi. Evet, olabilir. Sözün tam manası benim anlattığım gibi, sizin söylediğiniz gibi değil. Sizin ülkenizde bu tabirin anlamı apayrı bir şekilde kullanılıyor. Yani baş ağrıtmamak, risk almamak anlamında. Risk almama düşüncesinde olan var ise derhal bu fikrinden hemen vazgeçsin. Çünkü önümüzde çok mühim meseleler var ve bu meselelerle ilgili hepimiz risk almak zorundayız. Anlayacağınız şekilde anlatayım. Hepimiz etliye, sütlüye karışmak zorundayız. Buyurun. Evvela Bay Kassel'in bahsettiği mühim meselelerden biri hakkında bir malumat vermek isterim. Sarayda bizzat sultan tarafından hazırlatılan bir gazetenin prova baskısına ulaştım. Haberde Mihail adlı bir mason dostumuzun keşfedildiği yazılıyordu. Yani bu demek oluyor ki Mihail hakkında birileri haber uçurmuş. Evet. Ben bu kişinin Selim Paşa olduğunu düşünüyorum. Telgraf hatları uzun zamandır arızalı. Bu sebepten kendisine ulaşamadım. Lakin akabinde daha fazla çaba gösterdim. Yine de muvaffak olamadım. Ayrıca bu
Necip Paşa meselesinin de bu meseleyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Bunu bir deneyelim. Peki paşam, buyurun. Selamın aleyküm. Aleykümselam. Diğerini de alayım. Buyurun paşa. Paşam, isterseniz başka bir modelim daha var. Onu deneyelim. Olur, deneyelim. Biz bu paşada bazı tuhaflıklar gördük ve bu yüzden de Esat Paşa'yı onu takip etmesi için görevlendirdim. Ve Esat Paşa'nın verdiği bilgiler benim kuşkularımı daha da arttırdı. Takip esnasında dikkatinizi celbedecek bir şey mi oldu Bay Kasa? Şöyle oldu. Necip Paşa'nın sakalı bu kabuk gibi portakaldan ayrıldı. Yani Necip Paşa'nın sakalı takmaymış. Bu sultanın işi olabilir. Nasıl? Sultan, adamın birini Necip Paşa diye getirmiş olabilir. Hatta onu zorla kullanıyor bile olabilir. Nihayetinde hiçbirimiz bu adamı tanımıyoruz. Peki bundan nasıl emin olabiliriz? Perukçu Malikyan. Sultan bu tarz işlerinde bu adamı kullanır. Biz de ne öğreneceksek bundan öğreneceğiz. Bu halde senden haber bekliyorum Ahmet Paşa. Onunla irtibata geç. Ortada bir oyun var ve Abdülhamit bu oyunu ortaya çıkarmak istiyor. Yani şöyle ki, Ahmet Paşa'yı ve Esat Paşa'yı bilmiyorum. Sizin üstünüze bir şeyler yapmak istiyor. Pekala. Ben bu Malikyan'la temasa geçeceğim. Sen de Necip Paşa ile temas kur. Emniyetli bir yerde mutlaka onunla konuşmaya çalış. Bir şeyler öğren. Belki Abdülhamit Ahmet Paşa'nın dediği gibi ona zorla bir şeyler yaptırıyor. Bir ipucu. Bir ipucu bile her şeyi aydınlatmaya yeter. Çünkü aklıma çok şey geliyor. Hünkârım. Gel evladım. Selim, Necip Paşa kılığıyla sadrazamla temas kurdu. Lakin kayda değer bir şey çıkmadı hünkârım. Sadrazam Paşa ile de temasa geçmedi. Sınanan paşalarımızın ihanet etmediğine sevinsek mi, üzülsek mi bilemedim hünkârım. Rabbim dirayetimizi arttırsın. Amin paşa. Lakin ben yalnızca üzülüyorum. Yalnızca üzülüyorum. Bu devletin, bu milletin ihanet eden paşasına sonuçsuz çıkan her sınamayla daha da çok yaklaşıyoruz. Yaşananların hakikatine yaklaşıyoruz. Verdiğimiz kıymetin, kıdemin hainlikle suistimal edildiği hakikatine yaklaşıyoruz. Hakikate yaklaştıkça üzülüyorum. Lakin milletimin üzüleceği fenalıkların önüne geçmek için üzülmem gerekiyorsa üzülürüm. Bunun bedeli buysa öderim. Kılı 40 yaracağız. 40'ı 40.000 yapacağız. O haini mutlaka bulacağız. Emredersiniz hünkârım. Sınanma sırası Esat Paşa'da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Malikyan Usta'ya bakmıştım. Nerede kendisi? Hemen çağırayım. Usta, bir misafirim var. Oo, Ahmet Paşa. Hoş geldin. Hoş bulduk Malikyan Usta. Pek vaktim yok. Senden bir ricam olacak. Emret paşam. Malikyan Usta, Hakan'ımız.
sana bir adamın kılını değiştirmen için emir vermiş. Evet, doğrudur. Neydi adamın adı? Selim Paşa. Selim Paşa. Şimdi bunun sakalının yapıştırıcısı azalmış. Daha kuvvetli bir yapıştırıcı istiyorlar. Hemen getiriyorum paşam. Eyvallah. Selim Paşa. Taşıma, yerleşme bitti. Yerleşmeye yerleştik de Hülya'nı hanımı göndermemiz lazım kumandanım. Ali Osman şimdiden alıştı. Teyze ana yarası diye demezler boşuna. Tepemin tasını attırmayın benim. Adam sayısını artırdınız mı? Halletti kumandanım, evin önündeler. Adam sayısını da artırdık. Hala. Müsaade edin, ben Eşref Aziz'i tanırım. Tanır, o da beni tanır. Açış kapıyı. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Nasıl buldun burayı İshak Efendi? Yeni eve baktım, yoktunuz. Konağa gittim, orada da bulamadım. Sonra kahveye gittim. Burada olduğunuzu söylediler. Ben de geldim. Sebep? Ben sana Ali Osman'ın tedavisiyle artık alakadar olmayacaksın demedim mi? Dediniz Eşref Bey, dediniz. Lakin aklım Ali Osman'da kaldı. Kendisine çok alıştım. Bana bunu reva görmeyin. Kararım katidir İshak Efendi. Bakın Eşref Bey, bana bir müddet daha bu tedavi için müsaade edin. Ne olur. Bakın bütün gayretimle evladınızı iyi edeceğim. Vaziyet alın Osman. Eşref abi. Refare, içeri girin. Kapılardan, camlardan uzak olun. Zararım olsun da görmüken. Gidiyoruz. Seni takip etmişler. Hak yerini buldu sonunda sultanım. Sizi saraydan göndermek için o kadar tertip yaptılar. Zararı en fazla kendilerine dokundu. Siz de hünkârımızın hem itimadını hem gönlünü kazandınız. Çok şükür. Ben hünkârımızın verdiği vazifeleri layığıyla yerine getirmeye çalışıyorum. Allah muvaffak eder inşallah. İnşallah sultanım. Benim hiç şüphem yok zaten. Lakin siz çok sevinmemiş gibisiniz. Canınızı sıkan bir vaziyet mi var? Naime Sultan'ı düşünüyorum. Harem idaresini almamı hazmedemedi. Onu ikna etmek zor olacak. Size olan öfkesi artmıştır iyice. Salih Sultan, Fatma Sultan. Rahatsız etmiyorum inşallah. Estağfurullah, ne rahatsızlığı? Buyurun.
Bize iki kahve söyler misin Efsane Kahve? Buyurun oturun lütfen. Sağ olun. Müsait miydiniz? Ben teşekkür etme fırsatı bulamadım size. Teşekküre lüzum yok. Ben sizi gördüğüme çok memnun oldum. İyi ki geldiniz. Eğer bana haber vermeseydiniz Aliye'yi durduramazdım. Şimdi kim bilir nerede olacaktı. Belki de yüzünü bir daha hiç göremeyecektim. Aliye Sultan sizin gibi bir ablası olduğu için çok şanslı. Ben şu an hiç öyle düşündüğünü zannetmiyorum. Hatta benden nefret ediyor. Kendinizi üzmeyin ne olur. O da zamanla anlayacaktır sizi. Değişecektir. İnşallah. Siz hünkârımıza meseleyi anlatabildiniz mi? Evet. Aliye'yi kandıran adam şu anda zindanda. Sorgusu yapılıp kimlerle işbirliği yaptığı bulunacak. Siz de bu arada kardeşinizle ilgilenirsiniz. Onu odasına kapatmak zorunda kaldım. Siz kardeşiniz için en doğru olanı düşünüyorsunuz, yapıyorsunuz. Merak etmeyin. Bu olanları kimseye anlatmadığınız için, kardeşime ayan etmediğiniz için ayrıca teşekkür ederim Saliha Sultan. Ben kendi kusurlarımı örtmeye çalışıyorum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam bir hadisinde demiş ki, kim bir Müslümanın kusurunu, ayıbını örterse Allahu Teala da onun kusurunu, ayıbını örter. Murad Efendi, ah. Çok büyük bir hünkârdı. Tahtta kalabilseydi ama nasip değilmiş. Çok zeki biriydi. Çok akıllıydı. Çok severdim. O da beni çok severdi. Yaptığı hatalara yenik düşmeyip tahtta kalabilseydi iyi bir hünkâr olacaktı. Nasıl hatalar? Zamanı gelince öğreneceksin. Pederim, bu alengirli tavırlar neyin nesi? Hiçbir şey söylemiyorsun. Bilmece gibi konuşuyorsun. Zamanı, günü geldiğinde her şeyi öğreneceksin Sabahattin. Ama o gün bugün değil. Bugün başka bir meselemiz var. Senden benim için bir şey yapmanı isteyeceğim. Otelde bir adam var. Onunla temas kuracaksın. O adamı gizlice alıp bana getireceksin. Kim ki bu adam? Yani geleceğine malum. Ona bu zarfı vermen kâfi. Koşa koşa gelecektir. Lakin dikkat et. Bu zat mühim biri. Peşinde başkaları da olabilir. Hadi gidelim. Her şeyi öğrendim Bay Kassel.
Necip Paşa diye düşündüğümüz adam Selim Paşa'ymış. Emin misiniz? Evet eminim. Bizzat Selim Paşa'nın şeklini şemalini değiştiren adamdan öğrendim. Bu perukçu Malikyan'dan. Sultan, Selim Paşa'yı bizim önümüze yem diye atmış. Bay Karason'un Selim Paşa'ya neden ulaşamadığı şimdi ortaya çıktı işte. Esat Paşa? Esat Paşa onunla irtibata geçecekti. Esat Paşa'yı durdurmalıyız. Hemen onu bul. Nerede olduğunu biliyor musunuz? Bir malumatınız var mı? Necip Paşa'yla pastanede temasa geçecekti. Ali Osman da annesinin yaşadıklarını mı yaşayacak böyle? Onun hayatı da mı kurşunların arasında yitip gidecek? Ben Hayriye'mi kurşunlara vermedim Lena. Oğlumu da vermem. Sen tasa etme. Peki o kurşunların yarattığı korku? Buna da mani olabilir misin? Çocukcağızın gözünden ürkeklik akıyor. Aksi mümkün mü? Babasının namlunun ucunda. Kendisi hekimlerle kurşunların arasında savrulmuş bir tarafa. Hayatı da sıhhati kadar kötü. Daha iyi bakılması lazım. Biz Ali Osman'a gayet iyi bakıyoruz Lena Hanım. Mevzu siz değilsiniz. Benim derdim sizin ötenizde. Onun daha kapsamlı bir tedaviye, daha sakin bir hayata ihtiyacı var. Yeğenimi yanıma alacağım. Gerekirse Avrupa'ya da götürürüm. Onu da belaya, kurşunlara, hastalığa kurban vermeyeceğim. Emin ellerde olması şart. Sen ne dediğinin farkında mısın Lena? Oğlum benden ancak ölüm koparır. Doğru. Zaten ölüm yanı başında Eşref. Sadece sen farkında değilsin. Adamlarımızın ufak sıyrıkları var kumandanım. Vaziyetleri iyi. Vaziyetleri iyi. Bir dahaki baskına kadar. Bekleme, vur. Bırak! 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 Yapmayın, yapmayın. Bırak! Eşref Aziz Bey burada mı? Buyurun, ne vardı? Eşref Bey, hakkınızda şikayet var. Oğlunuz Ali Osman'a bakma yükümlülüğünüzü yerine getirmediğiniz söyleniyor. Bunu tetkik için geldik. Esat.
Anlat bakalım paşa, derdin neydi? Esat, içeride yanına gitmeye çalıştığın adam Selim Paşa'ydı. Orada anlatacak vaktim olmadı. Bu sebepten yumruk atmam icap etti. O adam Selim Paşa mıydı? Evet. Sultan, kılığını değiştirip yem olarak ortaya atmış. Sen de Selim Paşa'nın yanına gidip kendini ele verecek şeyler söyleseydin yakalanacaktın. Şimdi sultan bizi bu kavga sebebiyle huzuruna çağırırsa anlayacağız ki Selim Paşa takip ediliyor. Ve o zaman kesin olarak bileceğiz ki Abdülhamit Selim Paşa üzerinden birilerine tuzak kuruyor. Hünkârım. Gel evladım. Esat Paşa sınandı mı? Sınandı hünkârım. Mason Paşa o mu yoksa? Henüz tam olarak bilmiyoruz. Çünkü tertip yarıda kaldı. Niçin? Ahmet Paşa ile Esat Paşa kavgaya tutuştular. Sebep? Sebebin ne olduğunu anlamadım hünkârım. Esat Paşa yerinden kalkıp Selim'in olduğu tarafa doğru yürüyordu. O sırada içeri Ahmet Paşa girdi. Girdiği gibi de Esat Paşa'ya yumruk attı. Birbirlerine girdiler. Ortalık karışınca da Selim çıktı gitti mekandan. İki paşayı da çağır. Emredersiniz hünkâr. Şu izleri de fotoğrafla. Burayı da. Serserilerin işi. Çatışma yaşandığına dair civardan şahitler var Eşref Aziz Bey. Biliyoruz. Oğlunun sıhhati iyi değil. Kapsamlı tedaviye ihtiyacı var. Burada iyiye gitmez durumu. Tedavisi devam ediyor efendi. Ara verdik sadece biraz. Hekimler alakadar o vaziyetle. Ne işle meşgulsünüz? Esnafım. Hangi esnaf geceli gündüzü çatışmaya girer? Hangi esnafın evinin önünde beli silahlı adamları olur? Ne dükkanı işletiyorsunuz? Kahvehane. Eşref baba, Eşref baba. Hayrola evlat. Kahveyi ateşe verdiler, çabuk. Ali Osman'la kal. Yürü. Eşref abim öğrendiğinde seni çok kötü yapacak. Yeğenim için yapıyorum her şeyi. Tulumbacılara haber verdi kumandanım. Gelirler şimdi. Nasıl oldu Osman? Bayraksızlar. Geldiler, yaktılar. Sonra da gittiler. Eşref Bey. Bütün yakınlarını öldüreceğiz Eşref Aziz. Ulu orta herkesin içinde kavgaya tutuştuğunuz söylendi. Doğru mudur? Doğrudur hünkârım. Biz Ahmet Paşa'yla... Paşa, sadece suallerime cevap veriniz. İlk kim vurdu diğerine? Ben vurdum Hakan'ım. Mazeretiniz? Hakan'ım, askeri mühimmat teslimatıyla alakalı elime bir vesika geçti. Esat Paşa bu uygunsuz işi bilmesine rağmen onay vermiş. Daha sonrasında... Paşa, sadece suallerime cevap veririz. Vesikanın sahte olduğu bariz. Böyle usulsüz bir iş yapılsa haberi evvela size mi gelir, bize mi? Haklısınız Hakan'ım. Ben fevri davrandım. Düşman durmadan üzerimize gelirken, ihanet kapı ardında kol gezerken bu devletin iki paşası herkesin içinde kavgaya tutuşuyor. Bunun bir izahı olabilir mi? Haklısınız Hakan'ım.
bağışlayın hünkârım. Barışınız. Biz o meseleyi kapat... Paşa, barışınız. Benim şehadetimde barışınız. Hakkınızı helal edin paşam. Helal olsun paşam. Peki. Abdülhamit, Selim Paşa'ya kılık değiştirterek nereye varmaya çalışıyor? Bilmiyorum. Yani eğer maksadı Mason azaların ismini öğrenmek olaydı, yani bunu Selim Paşa çoktan kendisine söylemişti. Benim de çoktan tutuklanmış olmam gerekirdi. Bir taraftan Mihail ifşa oldu. Ama neden sadece Mihail? Belki de Selim Paşa özellikle sadece bir isim verdi. Ama neden? Yani neden sadece Mihail'in ismini verdi de başkalarının isimlerini vermedi? İşte bunu anlayamıyorum. Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Belki de bu iş için kendini garantiye almak istedi. Belki de Ahmet Paşa'nın yemekte söylediği gibi bu işi zorla yapıyor. Ortada bir muamma var. Hem de büyük bir muamma. Biz de sadece şöyle ya da böyle demekten öteye gidemiyoruz. Evet. Peki Mason biraderimize yardım etmeyecek miyiz? O işi Talat'la Manyas'a bırak. Payitahta gelir gelmez Mihail'i almak için çalışmaya başlasınlar. Biz gördüğün gibi daha önemli şeylerle uğraşıyoruz. O da doğru. Lena Hanım bir geldi. Evi bastılar. Akabinde heyet geldi. Sonra dükkanı yaktılar. Ne oluyor kumandanım? Dümen var Osman. Dümen var. Bir an evvel ortaya çıkartmamız lazım kumandan. Vaziyet kötüye gidiyor. Hünkârımıza gidelim kumandanım. Yardım dileyelim. Olmaz. Şahsi meselem için huzuru şahaneye çıkmam. Lakin Lena Hanım heyeti aldı, hekim konağına götürdü. Vaktimiz dar. Bu gidişle Ali Osman'ı alırlar. Kanıtları var, şahitleri de var. Hele ki Ali Osman'ın böyle tehlike ortasında yaşadığına kanaat getirirlerse... Darül Acezi'yi alırlar bugün. Kumandanım, bugün Darül Acezi'yi alan yarın yanına alır. Ben de buna mani olmazsam kalkmaz döşeklerde yatayım. Biri benim evladımı alacaksa varsın o devlet olsun. Devletten hala ana baba mı var? Şükür ki beni de devlet büyüttü. Lakin Lena'nın hesabını asla kurban vermem evladıma. Canımı veririm, onu vermem. Nasıl olacak bu kumandanım? Bildiğim gibi. Hoş geldiniz. Bir acı kahvenizi içmeye geldim. Sizinle içilen kahve acı da olsa tadına doyum olmaz sultanım. Buyurun, oturun. Asker! İki sade kahve getirin bize. İyisiniz değil mi? İyiyim. Merak etmeyin. Sorgulamada öğrendiklerimi merak ediyorsunuzdur. Ancak henüz bir netice alamadım. Adam şu an konuşmuyor.
Anlatacaklarını merak ediyorum. Lakin onun için gelmedim buraya. Ben size teşekkür etmek istedim. Estağfurullah. Hem benim, hem de kardeşimin hayatını kurtardınız. Sizin bir nefes fazla almanız için ben ömrümü vermeye razıyım. Zira sizsiz geçen bir ömür hebadır. Yanınızda geçen bir an cihana değer. Gitme kararım değişmedi. Mesele nihayete varır varmaz. Tabii Ali'ye de biraz sakinleşince buradan gideceğiz. Kararımın zaruriyetini anlamışsınızdır. Lakin adam artık zindanlarımızda. Kardeşinize yaklaşamaz. Ben Ali'den emin değilim. Stefano'dan vazgeçmemekte kararlı. Ona ulaşmasını engellemek için Ali'yi odasına kapatmak zorunda kaldım. Üzülmeyin. Bunu onun iyiliği için yapıyorsunuz. Bugünler de geçer. Zamanla her şey düzelir. Açın kapıyı. Ali. Seni böyle görmeyi yüreğim kaldırmıyor. Ne olur konuş benimle. Bak sen bana en kötü günümde yardım ettin. Yol gösterdin, yanımda oldun, derdimi paylaştın. Müsaade et şimdi ben de sana yardım edeyim. Seni neden oda hapsine aldılar? Kabahatin büyük çünkü. Birini sevdim ben. O zindandaki adam mı? Evet o. Stefano. Peki Fatma neden onu düşman görüyor? Gerçekten yanlış birine mi kaptırdın gönlünü? Gönül kimi severse güzel o değil midir? Doğru o değil midir? Ablam yanılıyor elbette. Naime abla, sen sevmenin de sevdiğinden ayrı kalmanın da ne demek olduğunu iyi biliyorsun. Madem bana yardım etmek istiyorsun, kurtar beni buradan lütfen. Ali Osman konağımızda 2 ay kadar kaldı. Sıhhatiyle alakalı malumatlar burada yazılı. Kendisini gün gün takip ettik. Lakin üzülerek söylemeliyim ki hiç ilerleme kaydedemedik. Aslında her türlü tedavi de tatbik etmişsiniz. Evet, elimizden geleni yaptık. Lakin hastalığının yanı sıra yaşadığı ağır travmalar vardı. Tabii bu da iyileşme sürecini kötü etkiledi. Böyle bir konakta bile sıhhatine kavuşamamış yavrucak. Görüyorsunuz işte, Eşref Aziz evladına bakmıyor. Ali Osman'ımı bu sıkıntılardan uzaklaştırmak icap eder. Kolay gelsin. Sağ olasın. Edirne Uzun Köprü mevkiinde zorunlu ikamete mecbur tutulan bazı köylüler payitahta gelmişler. Bu meseleyle alakalı malumat edinmek için geldim. Hayırdır, sen kimsin? Önce onu söyle. 2. şubedenim. Hemen bakıyorum.
söylediğiniz mevkideki köylüler verilen bir talimatla serbest bırakılmışlar. Hangi gerekçeyle verilmiş bu emir? Tafsilatı belirtilmemiş beyim. Sadece valinin emri var. Hangi valiymiş bu emri veren? Yusuf Paşa. Yusuf Paşa. Hünkârım. Selim Mahmut Paşa ile temasa geçecek. Geçsin bakalım. Elimizdeki son isim o kaldı. Neticeyi bize derhal haber verin. Bundan sonra alışveriş listesi evvela bana gelecek. Haremde lüzumsuz masraf istemiyorum. Emredersiniz Sultan. Sen Aliye'yi oda hapsine mi aldırdın? Evet. Derhal çıkartıyorsun onu oradan Fatma. Aksi halde babama söylerim. Hünkârımızın zaten haberi var. Ve bu duruma müsaade mi etti? Aliye ile alakalı kararları bana bıraktı. Ben de icap edeni yapıyorum. Sırf senin tasvip etmediğin birine gönül verdi diye mi bu ceza? Bu vaziyet benim de hoşuma gitmiyor Naime. Lakin Aliye bana başka çare bırakmadı. Aklı başına gelene dek o da hapsinde kalacak. Ben ne yapıyorsam onun iyiliği için yapıyorum. Bu iyilik değil Fatma. Senin bu yaptığına vicdansızlık denir. Kardeşin o senin. İnsan kardeşine böyle mi davranır? Fatma Sultan'ın kardeşi için en doğru kararı verdiğini düşünüyorum. Fatma Sultan'ın fikirlerini kimden aldığı şimdi çok iyi anlaşıldı. Hayır. Saliha Sultan'ın bu meseleyle hiçbir alakası yok. Kardeşler arasına girmek doğru olmaz. Fikirlerinizi kendinize saklayın Saliha Sultan. Siz haremin idaresini aldınız. Benim değil. Allah razı olsun abiler. Çok yardımınız dokundu. Lakin gerisini biz hallederiz artık. Eyvallah. 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 Ben gelene kadar buralar size emanet. Duvar olun, aslanımı kimseye vermeyin. Sen nereye kumandanım? Dümeni aşikar etmeye. Neden daha evvel söylemedin abi bana Ali Osman'ın rahatsızlığını? Başından bilseydim ne yapar eder kaçar gelirdim. Bakışlarında hep ablamı gördüm biliyor musun? Kim nasıl kıyar böyle bir çocuğa? Hangi vicdansız yapar o iğneyi? Öğrenebildin mi sen? Hayır, bilmiyorum. Yani ben onları bulduğumda hemen zorunlu ikamet kararını kaldırdım. Sana haber verdim. Güzel çocuğum. Hasta olduğu yetmiyormuş gibi kurşunların arasında bir de. Evini bastılar. Eşref'in kahvehaneyi yaktılar. Bu çocuk böyle büyümemeli. Yeğenime sırf biraz daha yakın olayım diye hekim kılığına girdim. Belki onu böyle koruyabilirim diye. Bak Lena. Ali Osman, biricik haykonuşumuzdan, kardeşimizden bize emanet. Onu böyle bırakamayız. O öyle yitip gidecek. Gitmeyecek. Heyet iddialarımın karşılığını gördü. Ben yarın gidip Ali Osman'ımızı onların elinden alıyorum. Çok güzel. Sağ ol.
Sen oradan bir tane daha kesip uzatsana bana. Selamın aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Paşa dayıcığım, müsaade ederseniz ben de biraz tadına bakabilir miyim? Evladım, sen pastırmadan ne anlarsın? Anlamazsın ki. Ya çok kararsız kaldım. Sen en iyisi üçünden de bana yarımşar kilo sar paket. Affedersiniz. Sizin hepsinden tattığınızı görünce fikrinizi almak istedim. Lakin görüyorum ki pastırmadan pek anlamıyorsunuz. Efendim, ben her üç tür pastırmayı da çok beğendiğim için kararsız kaldım. O sebepten. Yoksa pastırmadan anlamadığımdan değil. Lakin ben öyle ulu orta fikrimi beyan eden bir insan da değilim. Kasap efendi, sen bunları benim borç defterime yazarsın. Sonra ödeşiriz. Tabii ki paşam. Hadi, hadi çabuk evladım. Yani yardım et oğlum. Hadi. Rahatsız etmiyor inşallah. Estağfurullah. Çocuk dediğinin işi ne? Eğlenecek, oynayacak tabii. Gel evladım. Hünkârım. Mahmut Paşa da Selim'le temasa geçmedi. Biz herkesi sınadık, öyle değil mi? Evet hünkârım. Elimizde herhangi bir şüpheli kaldı mı? Yok hünkârım. Mason Paşa bizim paşalarımızdan biri, doğru mu? Doğrudur. O halde ya tertip ortaya çıktı... Ya da Mason Paşa çok tedbirli. Lakin bekleyeceğiz. O haini mutlaka ortaya çıkaracağız. Selim Efendi'nin kardeşinin yerine geçtiğini öğrenmiş olsalar bile... ...ona ulaşmak için mutlaka itibata geçeceklerdir. Gözünüz üzerinde olsun.
Hayrola? Yeğenimi almaya geldik. Mahkemenin tedbir kararı. Buyurun. Şimdiden izah edeyim, zorluk çıkaracak olursanız zaptiyeler sizi mukavemetten alacaklar. Yusuf Paşa ile acilen görüşmem gerek Nedim. Ayarla hemen. Yusuf Paşa bugün yok. Mesele nedir? Ben yardımcı olayım. Evvelki gün aldığı bir kararı sormak için geldim. Birinin mecburi ikamet kararını kaldırmış. Kimin kararı kalkmış? Lena adında Ermeni tebaadan bir kadın. Asilerden. Asileri neye göre affediyor öğrenmeye geldim. Evet evet doğrudur. Yusuf Paşa'nın o kararı almasını İstanbul'dan bir paşa talep etti hatta. Kim? Ahmet Paşa. Ahmet Paşa. Hayrola Eşref? Mevzu nedir? İdare elden gidiyor. Sen hala mevzu nedir diyorsun Nedim. Ali Osman. Çinkili ne? Ali Osman. Ali Osman. Eşref abinize selam söyleyin. Sana yardım edeceğim. Sahi mi? Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum Naime abla. Sağ ol. Çok sağ ol. Akşam hazır ol. Ben her şeyi ayarlayacağım. Sabahattin. Demek ismimi biliyorsun. Sen kimsin? Önce onu söyle. Ne yapıyorsun? Selim Paşa. Şehzadem, Necip Bey otelden çıktı. Niçin? Nereye gitti? Bilmiyoruz Şehzadem. Takipteydik, lakin izini kaybettik.
Nerede gördünüz en son? Pera'daki kitapçının önünde. Ev burası. Pederim içeride seni bekliyor. Yemekleri soğutmayın isterseniz. Mahmut Paşa nerede? Yemek için sizi bekliyor paşam. Ne lüzum var Selim Paşa'm böyle şeylere? Rica edeceğim. Silah falan çekmeler. Rahat olunuz. Mavra'yı geçelim paşa. Kardeşimin yerini bildiğini söylüyorsun. Uzatma da lafa gir. Selim Paşa. Sizinle beraber iki medeni insan gibi konuşacağız ve yemek yiyeceğiz. Ama şimdi siz böyle silah falan ortaya çıkarınca açıkçası yiyeceğimiz yemeğin tadını kaçırıyorsunuz. Rica edeceğim paşam. Selim paşam. O silahı kaldırmazsanız zaten bir şey öğrenemezsiniz. Rica edeceğim. Sizin silahsız olmadığınız ne malum? Kani silahsız. Ben de öyle. Buyurunuz arayınız Kani'yi. Buyurunuz. Beni de arayabilirsiniz. Buyurun. Silahsızım. Paşam artık yıllardır birbirimizi tanırız. Birbirimize o kadar itimat etmiyor muyuz yani? Selim Paşa, eğer bu arama faslınız bittiyse Kani yemeklerimizi getirsin. Siz de arkadan kapıyı kilitlersiniz. Böylece rahat edersiniz. Paşa, rica edeceğim. İndiriniz artık o silahı. Âlâ. Kani, yemeklerimizi getir evladım. Evet. Yani Kani yemekleri getirmeden o silahı masanın üstünden kaldırmam diyorsunuz, öyle mi? Hala. Kusura bakma. Kusura bakma. Hayırdır hemşerim? Kusura bakmayın. Allah Allah. Efendi. Buyur. Efendi. Buralarda bir adam gördün mü? Sakallı 45 yaşlarında. Yok görmedim. Görmedim. Odanın önündeki muhafızlar uyudu. Zindandakiler de öyle. Çok fazla vaktiniz yok Ali. Hadi gidin buradan. Nasıl yaptın? Yemeklerine ilaç koydurdum. Hadi Ali. Hiç vaktiniz yok. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Naim abla. Beni affet.
Hayır, hayır. Aliye! 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 Muhafızlar! Muhafızlar! Muhafızlar koşun! Koşun! Derhal Tevfik Paşa'ya haber verin. Aliye Sultan odasında yok. Fatma Sultan ne oldu? Aliye nerede? Muhafızlar biri yardım etmiş olmalı. Ben yardım ettim. Yavaş. Dikkat. Biraz daha gayret et. Hadi. Çabuk olmalıyız. Aliye'm. Beni burada bırakmayacağını biliyordum. Sen beni bırakır mıydın? Asla. Sonu iyi değil. Ne olur bırakma beni. Bırakma kardeşini. Ne olursun. Hadi Aliye. Bir an evvel gitmemiz lazım. Elveda abla. Hayır. 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 Aliye bırakma, ne olursun bırakma beni. Ne olur gitme. Gitme kardeşim. Ne olursun gitme. Kardeşini duydun. Çekil önümüzden. Ölürüm de çekilmem. Sabahattin. Nerelerdesin sen? Pederimle alakalı bazı meseleler vardı. Onlarla alakadardım. Lakin endişe edecek bir vaziyet yok. Ne gibi meseleler? Malum Baykesil. Kendisi muhalif tarafta olmama karşı. Ben de uzun zamandır kendisini muhalif kanada çekmeye çalışıyordum. Aramızda bazı tartışmalar oldu. Sonunda hallettik. Sonunda saldı beni. Size anlatın bakalım. Neler yapıyorsunuz? Payitahta yeni kanuni esası için gelen bir paşa var. Onunla uğraşıyoruz. Aa, kimmiş bu paşa? Necip Melhame. Tokatlıyan otelinde kalıyor. Ha. İsmini pederimden işitmiştim sanırım. Ben de kendisini pederimle görüştürmeyi düşünüyordum. Eğer böyle bir şey yaparsan... Pederini çok büyük bir tehlikenin içine atarsın Sabahattin. Nasıl? Neden anlamadım? O adam Necip falan değil. Mason biraderimiz Selim Paşa. Selim Paşa? Ya. Ne yapmış bu adam? Kılık mı değiştirmiş? Aynen öyle. Fakat en mühimi Abdülhamid'in bizzat kendisi Selim Paşa'ya kılık değiştirterek... Necip'e dönüştürmüş. Abdülhamid. Neden yapmış böyle bir şeyi? Nedenini bilmiyoruz ama... Selim Paşa'yla bir oyun oynadığı muhakkak. Tahminimize göre... onun üzerinden... kendisine ihanet eden birine ulaşmaya çalışıyor. Selim Paşa... Buralarda bir adam gördün mü? 45 yaşlarında, gözlüklü. Eyvallah. Efendi, efendi ben bir adam arıyorum. 45 yaşlarında, gözlüklü, sakallı. Gördün mü böyle bir adam? Gördüm. Gördün mü? Hay yaşa ya, o nerede gördün? Yukarı tarafta, arabaya biniyordu. Arabaya biniyordu. Nereye gitti peki? İşte şu araba, şuna biniyordu.
Emin misin? Evet evet. Arabacıdan tanıdım. Buna biniyordum. Eyvallah. Eyvallah. Hayır, 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 hayır. Fatma, Fatma. Tamam evladım, çıkabilirsin. Yani merak edecek bir şey yok, çıkabilirsin. Kapıyı da kilitlediğinize göre artık rahatlamışsınızdır. Buyurun, afiyet olsun. Kardeşim nerede? Size diyorum paşa, kardeşim nerede? Biliyor musunuz Selim Paşa'm? Hayat çok enteresan. Düşünsenize. Ademoğlunun biri güçlü olduğu için bu tavuğu yakalıyor. Daha sonra bu tavuğu boğazlıyor. Tüylerini yoluyor. Ve kızgın bir ateşte pişirip tabağımıza koyuyor. Ve biz onu yiyoruz. Sırf güçlü olduğumuz için. Eğer tavuk güçlü olsaydı bunu yapamazdık. Yani mevzu böyle olunca ortada ne iyi kalıyor ne de kötü. Ortada yalnızca güç kalıyor. Ademoğlunun hikayesi bu işte. Güç. Hepimiz de aynı yolun yolcusuyuz. Herkes bir dümen tutturmuş. Durmaksızın ilerliyor. Anlayacağınız Selim Paşa'm. Hikayede hepimiz haklıyız. Ama işte hikayenin sonunda haklı olan kazanmayacak. Hikayenin sonunda güçlü olan kazanacak. Ben bu gece size bir sırrımı vermek istiyorum. Ne sırrı? Tavuk. Tavuk mu? Sır bu mu? Yürümeniz mi? Benim sırrım yürümem değil paşam. Size söyledim. Benim sırrım tavuk. Yani paşam... ben... ben... ömrüm boyunca pastırma ve tavuk butundan nefret ettim.
nefret ettim. Ademoğlunun hikayesi güçtür. Hepimiz de bu yolun yolcusuyuz. Herkes bir dümen tutturmuş, durmaksızın ilerliyor. Kimi yürüdüğü yolda aldığı darbelerden muzdarip, acı içinde kıvranıyor. Hüznünü dindirecek bir umut dalı arıyor. Tutunmak istiyor. Düşmekten korkuyor. Kimi muammalar içinde kalmış. Yolun kendisini anlama çabasında. Nereye varacağını bilmek istiyor. Kimi canını koymuş ortaya. Son nefesine kadar direniyor. Ne olursa olsun bırakmıyor. Kimi yoluna devam edebilmek için dört bir yana ateşe vermekten çekinmiyor. Gözünü karartıp yaka yıka ilerliyor. Onun için her şey mübah. Kimi ise dört nala hırsla gidiyor bu yola. Tek başına kurtarabileceğini sanıyor. Kahraman olmak istiyor. Ama eline attığı her şey elinde kalıyor. Yeşil ağaçlar soluyor. Bastığı toprak kuruyor. Bomboş gayretler içerisinde. Anlayacağınız, bu hikayede hepimiz haklıyız. Lakin haklı olan değil, güçlü olan kazanacak.